Merhaba, bugün size iki yeni aile üyesi göstereceğim. İkisi de birbirinden zeki, ikisi de birbirinden cabbar cevahir ve artık ailemize katıldılar. Çok güzel konular var, çok güzel misafirleri de var bu arada. Her şeyden önce finans alanında, bitcoin alanında videoları geliyor. Emin Çapay'la bir söyleşi yaptılar, apayrı o geliyor ama bugünün konusu sizin istediğiniz bir konu. Intel, Rail, söz onlarda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben Çağrı Yurtseven. Ben Burak Kütük. Bundan sonra biz de Video Eğitim Ailesi'nde sizlerle beraber olacağız. Bugünkü konumuz Intel Rail. Burak kendisi Intel Rail'a gitti. Uzunca evet. Bir Intel Rail macerası yaşadı. Size kısa kısa pratik bilgiler vereceğiz. İlk sorumuz Intel Rail nedir? Bilet nasıl alınır Burak? Tabii Intel Rail bir biletin ismidir. Bunu Devlet Demiryolları'nın sitesinden veya Gençtur şirketinden Taksim'de bulunuyor. Satın alabilirsiniz. Aynı zamanda yurt dışından Avrupa'daki tren garlarından da satın alabilirsiniz. Genel bir yaygı olarak Intel Rail'ı bir program olarak görüyor herkes, gençler kendi arasında. Workaway gibi, Work and Travel gibi program olarak görüyorlar ama sadece Intel Rail bileti Avrupa'da bir aylığına ya da 15 günlüğüne size gezme olanağı sağlayacak, trenlere ücretsiz binmenizi sağlayacak bir biletin ismidir. Peki Burak, aldık bileti diyelim. Bunun yanında bize yardımcı olacak telefon uygulamaları neler kullanabiliriz? Yani sen neler kullandın, nasıl tecrübelerin oldu, onlardan da bahsedebilir misin? Tabii bir interyalcının yanında olması gereken öncelikle haritası. Burada Maps .me uygulamasını kullanabilirsiniz. İnternete sahip olduğunuzda gitmek istediğiniz şehrin haritasını indiriyorsunuz ve gittiğinizde eğer internetiniz olmasa da offline olarak bu haritayı kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda konaklama olarak ben Hostel World kullandım. Hostellerde konaklamak için oradan Avrupa'daki tüm hostelleri görebilirsiniz. Aynı zamanda Booking, her ne kadar Türkiye'de şu an geçersiz olsa da Avrupa'da her ülkede Booking'i çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda en çok yarar sağladığını düşündüğüm bana Couchsurfing uygulaması. Nedir bu Couchsurfing? Couchsurfing uygulaması sizin gibi başka seyahatçilerin aynı uygulamada olduğu Facebook'un seyahatçi versiyonunu düşünün. Burada insanlar birbirlerinin evinde ücretsiz şekilde kalabiliyor ve aynı zamanda oranın yerli insanı tarafından gezdirilebiliyorsunuz ve bu bir yeri gezerken size çok avantaj sağlıyor. Çünkü sizin bir turist olarak gidemediğiniz yerleri onlar çok iyi yerlisi olarak bildiği için çok iyi geziyorsunuz gittiğiniz yerde. Peki güvenilirliği nasıl belli bunu? Beni gece kesmesin. Couchsurfing de onun için şöyle bir sistem yapmış, referans sistemi. Profiline girdiğiniz kişinin öncesinde onlarda kalan kişilerin referanslarını görüyorsunuz. Mesela bir kişi buldunuz, onda kalmak istiyorsunuz. Profiline girdiğinizde 35 tane referans var. 35 tane dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlar o kişide daha önce kalmış ve koca koca paragraflar yazmışlar. Yani sahte olmadığını anlıyorsunuz zaten. Böbrek gitmiyor yani. Evet, ben bir sıkıntı yaşamadım. Peki Burak, rotanı nasıl oluşturdun? Yani senin mi bir programın vardı yoksa hazır olan Interrail'i deneyimlemiş insanların rotaları üzerinden mi gittin? Yani şimdi ben yola çıkmadan önce çok araştırdım. Herkes kendi zevkine göre rotalar planlamış. Ben de kendi zevkime göre Avrupa'nın en altından Barcelona'dan başlayarak Norveç'in dağlarına gitmeyi kendime hedef koydum. Ama her Interrail'ci çizdiği rotaya uymuyor açıkçası. Benim de rotam çok değişti. Gittiğiniz yeri çok beğeniyorsunuz. 2 gün daha orada kalıyorsunuz. Başka bir yere o yüzden heba etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani yolda tanıştığınız bir kişi oluyor. Hadi bugün Paris'e gidiyorum diyor. Siz ama Brüksel'e gideceksiniz. Muhabbeti iyi olduğu için siz de beraber Paris'e gidiyorsunuz. Rota tamamen doğaçlama oluyor. Zaten Interrail'ın ruhu ve hani güzel olan tarafı da bu. Hani tamamen doğaçlama, özgürsünüz, istediğiniz yere gidiyorsunuz, istediğiniz yerde istediğiniz kadar kalıyorsunuz. Ama tabii gitmeden önce kesinlikle bir plan yapmakta fayda var. Kaç günlerde kalırım, hangi günler tren yolculuğu yapmam lazım. Onları yine de bir plan yapmak size fayda sağlayacaktır. Peki Burak, bileti aldık. Güvenebiliyoruz da telefon uygulamalarına. Evet. Rotamızı oluşturduk. Peki bize hayat kurtaracak bilgilerden bahseder misin?
atıyorlar. Tabii şimdi öncelikle yanınıza bir çanta alacaksınız. Yanınıza almanız gerekenlere de söyleyecek olursak bir tane sırt çantanız olacak. Backpacking ruhu diyorlar zaten. O sizin eviniz olacak. Her yere onunla gidiyorsunuz. Bu yüzden yanınıza aslında ne kadar az şey alırsanız o kadar rahat bir gezi sizi bekliyor. Çünkü o çantanız 5 kilo bile olsa ikinci gün, üçüncü gün artık o bir ton gibi gelmeye başlayacak. Ve birçok eşya bırakmak isteyeceksiniz. Bu yüzden ne kadar az şey alırsanız yanınıza o kadar iyi. Onun yanında aldığınız tişörtleri, iç çamaşırlarını bir streç filmle çok küçük hale getirirseniz çantanıza çok büyük miktarda yer açılacak. Çok daha değişik kitap vesaire alabilirseniz yanınıza. İntalya'ya gitmeden önce ben hep akşam trenlerine binerim diye düşünmüştüm. Gidenler öyle yazmıştı ama ben Avrupa'ya gittiğimde akşam trenlerinin olmadığını gördüm. Olan akşam trenleri de çok az sayıda ve çok yüklü miktarda para istiyorlar sizden. Bu yüzden yanınıza bir tane uyku tulumu alın, tren garlarında yatmaya hazırlıklı olun. Geceleri trende beleşe getiririm yok yani. Yani evet, olmuyor. Ben hep öyle düşünmüştüm. Hani otele para vermem, gece trende konaklarım, hem de gideceğim yere giderim. Ama gittiğimde gördüm ki gece trenleri yok. Yani çok az tren çalışıyor ve çalışan trenler gece treni olduğu için yataklı. Bu yüzden sizden çok büyük miktarda para istiyorlar bunlar için. Siz de diyorsunuz ben bu tren biletine verdim işte 1 milyar ya da 1,5 milyar para. Ben daha da para vermek istemiyorsunuz doğal olarak. O yüzden yanınızda bir uyku tulumunuz olsun. Ben biraz daha abarttım işi, ekstrem olarak çadır aldım yanıma. Benim için çok güzel oldu. Eğer hani konfor aramıyorsanız, çadır işini falan seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Yer bulamadığım, çünkü çoğu tren garları sizi kabul etmiyor. 12'den sonra dışarı atıyorlar. Güvenlik geliyor sopayla kalk diyor resmen yani. O yüzden ben çadırla en yakın bulduğum parka attım yani çadırımı. Peki Burak, biz millet olarak yurt dışına çıktık mı muhakkak orada bir izimizi bırakırız, değişik bir anı ediniriz. Senin başına gelen en ilginç olay, en ilginç tecrüben neydi? Yani paylaşabilir misin? Tabii yani Interrail tamamen zaten macera odaklı. Yani macera seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum bu geziyi. Ya yani her gün ayrı ayrı şeyler başınıza geliyor. Benim ama en ilginç diyebileceğim Paris'te Eiffel'in altında oturuyordum. Saat 12 oldu ve yatacak yerim yoktu. Hiçbir şekilde eğlenmekten, gezmekten otel kiralamaya, oda tutmaya vesaire, yani couchsurfing dahi yapamadım. Hiçbir yer bulamadım. Bu gece sokaktayız Burak dedim. Açtım tulumu, yattım. Sonra yatarken bir saat sonra falan üstümde devasa bir şeyler gezerken hissettim onları. Ne gibi Burak mesela? Sonra kalktım etrafıma baktığımda bayağı fare ordusu vardı etrafımda. Bayağı geziyorlardı. Daha önce bunu duymuştum ama hani Paris deyince böyle bir elitlik işte güzel falan. Hani Eiffel Kulesi, evet, insan beklemiyor açıkçası öyle devasa fareleri. Ve bizim bildiğimiz fareler gibi değiller. Yani kedi gibiler resmen. Kovmazsanız geliyorlar yani üstünüze. Sonra tabii uyandım. Bir kovduktan sonra onları. Trenim de saat 5'teydi. Ne yapsam diye düşündüm. Yapacak bir çare yok. Tren de Paris'in diğer ucunda. Eiffel'e çok uzak. 5-6 kilometre uzaklıkta. Tüm Paris'i yürüyerek gecenin bir yarısı geçtim. Tüm Şanzelize sokakları falan. İşin ilginç tarafı Paris'te o süre zarfında hiç kimse yoktu sokakta. Bir kişi dahi görmedim. Polis bile. Sanki hani Paris boşaltılmış sadece o sürede. Ben Paris'i özel olarak geziyormuşum hissiyatına kapılmıştım. Çok ilginçti benim için. Asla unutamayacağım bir anı olmuştu. Yani bayağı ilginç olmuş. Peki herkesin aklındaki tek soru. Abi anlattın da kaça patlar? Yani bunun cevabı çok değişir. Sizin nasıl bir gezgin olduğunuza bağlı. Yanınıza çadır, tulum alıp tren garlarında bulduğunuz parklarda yatabilirsiniz. Ya da ben işte abi konfor seviyorum. Tren garlarında yatmam, bana göre değil, ben gittiğim yerde hostelde kalırım, otelde kalırım diyorsanız biraz parayı bayılmanız lazım. Açıkçası ben couchsurfing kullandığım için bir aylık gezi sürecimde 2 haftayı para vermeden kurtardım diyebilirim yani. Kaldığım kişiler
Hem ev masrafımı, kalma konaklama masrafımı karşıladılar. Çünkü onların evinde ücretsiz konakladım. Aynı zamanda bana gittiğim yerde yedirdiler, içirdiler. Yani hiçbir şekilde para ödemedim. bu çok güzel oldu benim ekonomi açısından. Sömürdük diyebilir miyiz? Tabii, kısaca yani, öyle oldu. Kısaca sömürdük yani. Açıkçası ben bir ay gittim. Bir aylık interrail bileti aldım. 15 gün içinde geçerli. Toplam maliyetim 4 milyara 3.900'e falan geldi benim maliyetim. Bedava. Yani bir aylık için bedava, çünkü ben diğer gidenlerin harcadıkları parayı da araştırdım. Benimki gerçekten bedava gibi bir şey. Gerçekten sömürdüm diyebilirim. Onun dışında bir skala verecek olursak 2500 liradan 5,5-6 liraya kadar bir skala verebiliriz. O tamamen artık sizin nerelere, ne kadar sürede gezeceğinize, hangi yerlerde kalacağınıza bağlı. Evet. Peki ben bir şey soracağım, ben araya gireceğim. Bütün soruları cevaplar mısınız? Ne sorarlarsa sorsunlar. Cevaplarız. Yorumlarınıza, yorumda sorularınızı bekliyoruz. Evet. Hepsini cevaplarız. Ve arkadaşlar, Burak'a teşekkür ediyoruz. Ben gayet teşekkür güzel ederim. Bir konuşma oldu. Umarız bilgilendirici olmuştur aktardığımız bilgiler. Bundan sonraki videomuz Emin Çapa ile yaptığımız söyleşi. İnsan üzerine konuştuk Emin Çapa ile. Bir sonraki videomuzda kripto para, blockchain teknolojisi ve sizler için konuştuğumuz CNN Türk program sunucusu, ekonomist Beste Uyanık bizlerle beraberdi. Ona da güzel bir söyleşi yaptık kripto para ve Bitcoin üzerine. Yani dışarıdasınız, hakkıyla yapıyorsunuz. Masa başı video çekmiyorsunuz. Evet, kaliteli bilgiyi biz getirmeye çalışıyoruz video eğitim izleyicilerine. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.